Değerli milletvekilleri, toplumumuzda çok saygın olan kanaat önderlerimiz, aramızda bulunan çok değerli belediye başkanlarım, yazılı, görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Efendim izin verirseniz konuşmalarını yapmak üzere çözümü birlikte arayıp doğruyu bulabiliriz. Dayanışma içinde hareket edersek sorunları çözebiliriz diyen, seslerini duyuramayanların sesi, ülke birliğimizin ve beraberliğimizin teminatı, bu ülkenin işsizlerinin, bu ülkenin esnafının, bu ülkenin apartman görevlilerinin, bu ülkenin kamyon şoförlerinin, bu ülkede yaşayan halkın ve garibanların dostu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Efendim, öncelikle katılan bütün dostlara şükranlarımı sunuyorum. Siyasetin Türkiye'de genellikle bir kavga aracı olduğu algısı toplumun belleğinde var. Ama siyaset iyilikte yarışma olmalı. Güzel şeyler için yarışmalıyız. Güzel şeyler için yarışabilirsek Türkiye'yi aydınlığa kavuştururuz. Kısır tartışmalardan Türkiye'nin çıkması lazım. Kısır tartışmalardan Türkiye çıkarsa önünde hiçbir engel kalmaz. Bunu şunun için anlatıyorum. Bugün geldiğimiz tablo iç açıcı bir tablo değil. Öyle bir noktaya toplum taşındı ki komşumuzun kimliğini soruyoruz. Acaba hangi kimlikten? Komşumuzun inancını soruyoruz, acaba hangi inançtan? Komşumuzun yaşam tarzını soruyoruz, acaba hangi yaşam tarzından? Siyasetin konusu bunlar değil. Siyasetin konusu, ülkenin sorunları varsa bunu nasıl aşacağız? Siyasetin sorunlarının çözümü için sosyal kimlikler üzerinden politika yapmak ve geliştirmek zorundasınız. Ne demek sosyal kimlikler? Esnaf bir sosyal kimliktir. Her görüşten esnafımız var. Esnafın sorunlarını masaya yatırırsan sorunu çözersin. Sanayici bir sosyal kimliktir. Çay üreticileri bir sosyal kimliktir. Fındık üreticileri bir sosyal kimliktir. Taşeron işçileri bir sosyal kimliktir. Biz sosyal kimlikler üzerinden değil, kişinin elinde olmayan kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz. Kim anne ve babasının seçim özgürlüğüne sahip? Yok öyle bir şey. Ama kimin bakkal olup olmayacağına kişi kendi özgür iradesiyle karar verir. Geleneği vardır, töresi vardır. Babadan mirastır, gelmiştir, yapar. İşçi bir sosyal kimliktir. Apartman görevlileri bir sosyal kimliktir. Muhtarlar bir sosyal kimliktir. Ve rahmetli Ecevit, sosyal kimlikler üzerinden giderek ekonomik ve sosyal konseyi kurdu. Eğer bir ülkede sorun varsa, ekonomik sosyal konseyde sanayiciler var, esnaf var, çiftçi var, sendikalar var, hep beraber oradalar. Bir tarafından da bakanlar var. Arkadaş, sizin derdiniz nedir, anlatın. Çözecek kim? Bakanlar, onlar da orada. Siz sorunu yaşayandan sorunu dinlemezseniz sorunu çözemezsiniz. Bugün Rize'deyim. Kısaca Rize'nin tarihine de geleceğim. 3 il Türkiye'de çok önemlidir. 3 il. Birisi Rize'dir. Diğeri Karabük'tür. Diğeri Kırıkkale'dir. Niçin Kırıkkale? Küçük bir köydü Cumhuriyet kurulurken. Küçücük bir köy. Ama o köy bugün il. Ne var orada? Cumhuriyet bütün imkansızlıklara rağmen orada entegre savunma sanayini kurdu. Entegre savunma sanayini. Barutundan silahına kadar her şey orada üretildi. Orası bugün büyük bir
ilimizdir. Ama kan kaybediyor. Tıpkı Rize gibi. İkincisi neresi? Karabük. Bir köy de Karabük. Şimdi orada demir çelik sanayinin önemli aktörlerinden, fabrikalarından birisi var. Orası da köy değil oldu. Rize küçücük bir vilayetti. Balıkçılıkla geçiniyordu. Çayın kesini dahi bilmiyordu. Ama bugün çay konusunda önemli bir marka. Türkiye genelinde tekel pozisyonunda. Ama bu önemli markayı bir dünya markasına dönüştürebildik mi? Hayır. Rizeli kardeşlerime sormak isterim. Üzerine kar yağan, kışın üzerine kar yağan dünyada çay nerede var? Sadece Rize'de var. Biz bunu anlatabildik mi? Biz bunun ne kadar değerli bir marka olduğunu söyleyebildik mi? Biz çayın kalitesini artırmak için oturup özel bir Ar-Ge çalışmasını yapabildik mi? Siyasetin konusu bu. Siyasetin konusu bu olmazsa herkes kaybediyor. Herkes. Sanayicisinden işsizine kadar herkes kaybediyor. Siyasetin konusu bu olursa herkes kazanıyor. Kaybedeni yok bu işin. Peki bunu yapan devlete ne diyoruz biz? Sosyal devlet diyoruz. Sosyal devlet. Yani gelir dağılımını dengeleyen devlet. Yani işsizlikle mücadele eden devlet. Yani açlıkla ve yoksullukla mücadele eden bir devlet. Yani herkesin sosyal güvenlik hakkının teslim edildiği bir devlet. Buna biz sosyal devlet diyoruz. Çiftçi de kazanacak, sanayici de kazanacak, fabrikadaki işçi de kazanacak, işsize de iş bulunacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sosyal devletin anahtarı budur. Eğer hala bugün biz 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum. Hala bugün biz evlatlarımız sınava girip üniversiteyi kazanıp Ankara, İstanbul, İzmir, Adana neresi o 81 ilden herhangi bir yeri kazandı. Eğer çocuğumuzu gönderirken ya bu çocuk nerede kalacak arayışı içine giriyorsak bir sorunumuz var demektir. Hadi varlıklı aileyi anladım. Gider en iyi yerde kalır. Dairesini tutar. Peki garibana ne yapacağız? Asgari ücretlinin çocuğu üniversiteyi kazandı İstanbul'da. En iyi üniversiteyi kazandı. En başarılı çocuk. Nerede kalacak? Ve nasıl kalacak? İşte sosyal devlet o çocuğun yanında olan devlettir. O nedenle söyledim. İnşallah iktidarımızda bir yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yurt sorununu bitireceğim. Herkesin çocuğu birer kişilik, ikişer kişilik odalarda sıcak suyu, soğuk suyu, geniş bant internet erişimi olan yerde kalacak. Ya yurt binası yapmak çok zor bir iş mi? Değil. Bir de bununla ilgili bir kurum kurmuşuz. Adana'da TOKİ diyoruz. Ya sen lüks evler yapacağına öğrencilerimize yurt yapsana. Senin görevin bu değil mi? Ama yapmadılar. Dolayısıyla bizler kavgacı siyasetten arınıp ülkenin geleceğini düşünen ve iyilikte yarışan bir siyaset zemini üzerine siyasetimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparsak başarılı oluruz. Çay konusu. 6 Şubat 1924. Belki bu salonda bulunanların hiçbirisinin hayatta olmadığı, babalarının bu coğrafyada yaşadığı bir tarih. 6 Şubat 1924. Meclisten bir kanun çıkar. Rize vilayeti ile Borçka kazasında fındık, portakal, limon, mandalina ve çay yetiştirilmesine dair kanun. 407 sayılı kanun. 1924. Batum'da çay var.
Türkiye'de çay yok. Gazi Mustafa Kemal görev verir. Ya bu çay iklim uygun, bu çayı biz Rize'de üretebilir miyiz diye. Ve Ziraat Umum Müfettişi, Allah rahmet eylesin, Zihni Derin'e görev verirler. Bir araştırın bakalım ya, biz Rize'de çay üretebilir miyiz? Dışarıdan çay alacağımıza kendimiz üretebilir miyiz diye. Araştırılır. Evet, Rize'de de çay üretilebilir. Karar alınır. 1937 yılında 20 ton, 1939 yılında 30 ton, 1940 yılında 40 ton çay tohumu Batum'dan ithal edilir ve Rize'ye getirilir ve çaylar ekilir. İlk yaş çay hasadı 1938 yılında gerçekleştirilir. Ve ilk çay fabrikası 1947 yılında Rize'nin Fener Mahallesi'nde rahmetli İsmet İnönü'nün katılımıyla Merkez Çay Fabrikası açılır. Girişi neden böyle yaptım biliyor musunuz? Dedim ya, negatif siyasetten bir şey çıkmaz. Zaman zaman bizi eleştirirler. Eleştirebilirler de. Biz Cumhuriyet Halk Partisi her şeyi %100 doğru yaptı diye bir iddiada bulunmuyoruz. Eksiğimiz de olur, yanlışımız da olur, kusurumuz da olur, kabahatimiz de olur. Önemli olan aynı kusuru, kabahati tekrar etmemektir. CHP'nin tek dikili ağacı yok. Peki bu fabrikayı kim kurdu kardeşim? Az önce örnek verdim, Kırıkkale'de entegresi savunma sanayini kim kurdu? Ereğli'deki demir çeliği kim kurdu? Uşak'taki şeker fabrikası yumurta satılarak kuruldu. Kim kurdu? Kayseri'de 1921 yılında uçak fabrikasının temeli atıldı. 9 yıl sonra Kayseri'den kalkan ilk uçak Ankara'ya indi. Ankara Etimesgut'ta uçak fabrikası motorlarının temeli atıldı. 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydik. Kendi tarihimize yabancılaştık biraz. Kendi tarihimizi iyi bilmeliyiz ve çocuklarımıza da iyi öğretmeliyiz. Dolayısıyla bugün 47 fabrika var Çaykur'a ait, 160 fabrikada özel sektöre ait ve Rize'nin ana omurgasını çay oluşturuyor. Ülkeye yarattığı katma değer 3 milyar dolar. 3 milyar dolar Rize için iyi bir rakam. Yeter mi? Hayır. Artması mı lazım? Evet, artması lazım. Bu hayat standardına hiç kimseyi mahkum edemeyiz. Bu hayat standardının üstüne çıkarmalıyız. O zaman biz dünyayla rekabet edebiliriz. O zaman daha güçlü olabiliriz. Bunu yapmamız lazım. Değerli arkadaşlarım, 1963 yılına kadar ürettiğimiz çaylar bize yetmedi. Dışarıdan çay aldık. İthal ettik çay. 1963 yılına gelince Rize'deki çay üretimi Türkiye'deki çay tüketimini karşılıyordu. Çünkü biz 240 milyon çay içiyoruz. Çay bardağı çay içiyoruz bir yılda. Ve ihtiyacımızı karşıladı. 63. Şimdi 2021'deyiz. Ve bir sorunlar yumağı ile karşı karşıya. Bir sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız. Birincisi şu. Çay üreticileri gerçek anlamda örgütlü değil. Çay üreticileri bir arada örgütlü olabilseler daha güçlü olabilecekler. Sadece gübre konusunda örgütlüler. Diğer alanda örgütlü değiller. Çay üretici sayısı 2002'de Rize'yi vereyim. 203.028 kişi çay üreticisi olarak görülüyor. 2019'da 203.000'den 199.645'e düşmüş vaziyette. Yani çay üretimi konusunda tekel olan Rize, bu tekelin hakkını alamadığı için veya bu tekelin hakkı teslim edilemediği için Rize göç verir durumda. Dışarıya göç veriyor.
Az önce söyledim. Üzerine kar düşen çay yaprağı dünyada sadece Türkiye'de var. Bu çok ama çok önemlidir. Çayın kalitesi açısından, damak tadı açısından çok önemlidir. Biz bunu dünyaya anlatamadık. Çünkü Ar-Ge çalışmaları yaptıramadık. Bu konuda hükümetlerin eksiği var. Ar-Ge çalışmaları yapılmalıydı. Daha kaliteli, daha nitelikli çay ve bunun dünyaya tanıtımı yapılmalıydı. Bu yapılmadı. Çay fiyatlarının düşüklüğü. Her sene olur bu. Her sene. Fındıkta ve çayda vay efendim çay fiyatı böyle, taban fiyat şöyle. Ve bu bir istikrarsızlığı besliyor. Oysa üretimde istikrar aynı zamanda fiyatta istikrar demektir. Ben zarar edeceksem niye ekeyim? Başka bir şey ekemiyorum. Söksem yerine yeni bir şey diksem o da zaman alacak. Ben tamamen aç kalacağım. Bir istikrara ihtiyacımız var. Çay üretiminde, fiyatlandırılmasında bir istikrara ihtiyacımız var. Ayrıca çay bahçeleri yaşlandı. Bunların yenilenmesi lazım. Bunun için de teşvik var ama bu teşviğin biraz daha güçlü olması lazım. Çaykur'un çay işleme kapasitesi düşük. Bu kapasitenin yükseltilmesi lazım. Çünkü Çaykur şu anda çay üreticisini bir anlamda manipüle eden bir kuruma dönüşmüş durumda. Ben almıyorum diyor. Kapasitem doldu diyor. Nereye gideceğim? Oraya gideceksin, özel sektöre. O da taban fiyatın altında veriyor. Bu çayın da beklemeye tahammülü yok. Buzdolabı değil, otomobil değil, çamaşır makinesi değil. Aldın, almadıysan çöp sepetine atacağız. Düşük fiyata mahkum ediyorsunuz. Bu da doğru değil. Dolayısıyla kapasitenin artırılması lazım. Rekabetin sağlıklı oluşması açısından. Eğer özel sektörde bu işe gireceksen. Çaykur'un yönetiminde üreticiler yok. Çaykur bir kamu kuruluşuysa onun yönetiminde üretici de olacak. Ziraat Odası Başkanı aynı zamanda Çaykur yönetiminde de görev alacak. Çünkü üreticinin derdini dile getirecek orada. Çaykur bir özel kuruluş değil ama bir kamu kuruluşu. O zaman Ziraat Odaları da bir kamu kuruluşudur. Orada görev almalı ve üreticinin derdini dile getirmeli. Ve Çaykur'un bu hale gelmesinde de çayın bu hale gelmesinde de en büyük kabahat politikacılarda. Bir politikacı olarak söylüyorum bunu. Her zaman oyu bir ranta nasıl çevirebiliriz? Arayışı içinde fiyat şöyle olacak, taban fiyat böyle olacak. Ya objektif bir kural koyarsın. Herkes bilir ki ben seneye ne kazanacağım? Benim elimde çay kalmayacak. Ben bunu makul bir fiyatla satacağım. Bunun kuralını koyarsın. Objektif bir kural koyarsın. Çay üreticisi de rahat eder. Özel sektörde, kamuda herkes bilir ne yapacağını. Bir belirsizlik ortamı içinde çay üretimi yıllardır devam ediyor. Belirsizlik ortamını da politikacılar nasıl ranta çevirebiliriz? Nasıl oy alabiliriz? Nasıl üreticiyi kandırabiliriz? Arayışı içine giriyorlar. Bu da son derece tehlikeli bir yöntemdir. Bir başka sorun kaçak çay. Ben bazen eleştiririm, derim ki ya bu sınırlar yol geçen hanına döndü, kızarlar bana. Peki bu kaçak çaylar nereden geliyor? Rize mi üretiyor kaçak çayı? Hayır. Hakkari mi? Hayır. Çankırı mı? Hayır. İstanbul mu? Hayır. Nereden geliyor bu kaçak çaylar? Binlerce ton kaçak çay geliyor. Binlerce ton ve tüketiliyor. Arayanı var mı yok, soranı var mı yok. Nasıl oluyor bu? Fırından buyurun ekmek çalın bakayım. Hemen yakalar sizi götürürler değil mi? Niye hırsızlık yaptın diye. Karnı aç ekmek çalıyor. Binlerce ton kaçak çayı Türkiye'ye sokuyorsunuz. Tüketiliyor her yerde şakır şakır. Kimsenin sesi bile çıkmıyor. Az önce yukarıda çay bahçelerini gezerken söyledim. Rize'de burada bütün kanaat önderlerinin önünde söyleyeyim. İnşallah oylarınızla iktidar olacağız
Ben o kaçak çayların tamamını toplayıp Rize meydanında yakacağım. Ben bunun sözünü verdim. Benim, bu ülkenin insanının alın terini çalıyorlar. Ya bu insanlar tek geçim kaynağı çay. Elinden alıyorsun bunu, kaçak çayı sokuyorsun. Her tarafta şakır şakır satılacak, kimsenin sesi çıkmayacak. E peki o çay üreticisinin hakkını kim savunacak? Adaleti kim gerçekleştirecek? Bunu yapacağız. Desteğinizle, dostlarımızla beraber biz bunu yapacağız. Başka bir şey daha. Çayı topluyorsunuz, üretim hattına gelinceye kadar almıyorlar. Son dakikaya kadar. Çaykur niye gerekli önlemi almıyor kardeşim? Son dakikaya kadar almayınca düşük fiyatta satmaya mahkum oluyor. Ara dönemi kaldıracaksınız. Oraya da güvence getireceksiniz. Çayda ihracat miktarımız çok düşük. Çünkü çayın kalitesini artıramadık. Arge'yi yapamadık yeteri kadar. Bunu artırmamız lazım. Bunun için çalışmak gerekiyor. 2006 yılından itibaren çayda net ithalatçı konumuna düştük. İhracattan daha fazla çay ithal ediyoruz dışarıda. Kaçak hariç. Resmen çay ithal ediyoruz. Yeri geldiğinde kendi çay üreticimizle rekabet için vergi, gümrük vergisini düşürüyoruz. Efendim ucuz çay getirdik diyoruz. İyi de kardeşim, o ülkelerde çay üreticisi teşvik alıyor mu devletten? Teşvik alıyor. Bir de sen vergi indiriyorsun. Bir de getiriyorsun burada rekabet imkanı sağlıyorsun. E peki bizim vatandaş ne olacak? Onu soran yok. Onu da çözeceğiz. 50 bin ton kuru kaçak çayı da bunun dışında, ithalat dışında. İthalattan örnek vereyim. 2003-2021 dönemi. 172 bin ton kuru çay ithal etmişiz. 172 bin ton. 412 milyon dolar para ödemişiz. Sadece 2020 yılında, geçen yıl, 22.500 ton kuru çay ithal etmişiz. 46 milyon dolar para vermişiz. 2020, yani bu yılın ilk 7 ayında, içinde bulunduğumuz yılın ilk 7 ayında 12.800 ton kuru çay ithal etmişiz. 27 milyon dolar ödeme yapmışız. 27 milyon doları biz çay üreticisine versek ne olurdu? Rize'de ne olurdu? Yabancıya vereceğimize, kendi insanımıza versek. Çayın kalitesini artırsak, Arge'ye önem versek, reklamını iyi yapsak ne olurdu? Bunlar sorunlar. Çözmemiz lazım. İyi de nasıl çözeceğiz? Birincisi şu. Az önce söyledim. Çaykur'un yönetiminde mutlaka üretici temsilcisi olması lazım. Birinci temel kuralımız o. Üretici temsilcisi olması lazım. İki, Arge'ye önem vermek lazım. Özellikle buradaki üniversitenin çay konusunda Arge'ye özel bir ağırlık vermesi lazım. Çayın niteliğini, kalitesini artırmak için ne gerekiyorsa onun yapılması lazım ve bunun dünyaya tanıtılması lazım. Türk çayının ne kadar değerli olduğunu, damak zevki açısından ne kadar değerli olduğunu anlatmamız lazım. Organik çay üretimine özel bir ağırlık ve özel bir teşvik verilmesi lazım. Gübre dolayısıyla çay bahçelerinin ciddi sorunlar yaşadığının farkındayız. Ama bunu çözmek, belli bir zaman dilimi içinde çözmek mümkündür. Kaçak çay ticaretiyle ciddi bir mücadele yapmak lazım. Bakın sevgili Rizeliler, kaçak çayın Türkiye'ye girişine imkan veren siyaset kurumudur. Güvenlik güçleri değil. Eğer siyaset kurumu dese ki güvenlik güçlerine, ben size müdahale etmeyeceğim, yakalayın, koyun Rize meydanına ve yakın, ders alsınlar, bir daha kimse yapmasın. Bu söylenmediği için kaçak çay rahatlıkla geliyor. Tipik bir örnek vereceğim. Kilolarca uyuşturucu yakalandı. Mersin limanında yakalandı. Dilovası'nda yakalandı.
kilolarca, hatta tonlarca diyeyim daha doğrusu, uyuşturucu yakalandı. Emniyet gitti buldu, yakaladı. Hiçbir savcı soruşturma dahi açamıyor. Hiçbir savcı. Bir savcı neden soruşturma açmaz, görevini yerine getirmez? Baskın siyaset olduğu için. Yoksa savcı soruşturma açar. Açmaz olur mu? Ekmek çalanı yakalıyorsun, hemen götürüyorsun. Tonlarca uyuşturucu gelecek, soruşturma açan yok. Tonlarca kaçakçı gelecek, kimsenin haberi olmayacak. Hep biz görüyoruz zaten. Efendim, hasat edilen çaylar üretim zincirine gelinceye kadar kontrol edilmeli ve o süre aşılmamalı. Bunun önlemi mutlaka alınmalı. Maliyet artı kar. Bu kavramı Rizeli kardeşlerimin unutmamasını isterim. Öyle her sene taban fiyat şöyle oldu, taban fiyat böyle oldu. Maliyet artı kar. Maliyeti kaç kardeşim dönümünde? Maliyeti bellidir. Kullandığı gübre bellidir. Emeği bellidir. İşçiliği bellidir. Toplaması bellidir. Maliyeti bulacaksınız. Kimle? Ziraat Odası Başkanı gelecek. Çay dönümünü biz şu maliyete elde ediyoruz diye. Dönümüne şu kadar harcamaya. Üzerine makul bir kar vereceksiniz. Ve diyeceksiniz ki bu taban fiyattır kardeşim. Bunun altında özel sektör dahil hiç kimse çay almayacak. Bu taban fiyatının altında hiç kimse çay almayacak. Yasaklayacaksınız. Ve böylece herkes şunu bilir. Gübre fiyatı arttı, ilaç fiyatı arttı. Yok kardeşim, ben maliyete bakarım. Maliyetimin üzerine makul bir kârı koyarım. Koyduğum kârı Ziraat Odası Başkanı gelir der. Evet, bu makul bir fiyattır. Çiftçi bundan zarar etmez, üretici bundan zarar etmez. Bu taban fiyattır. Bu taban fiyatın altında hiç kimse mal almayacak. Ha istiyorsa vatandaş daha yüksek bir bedel oraya satsın, eyvallah. Ama taban fiyatın altına, yani üreticiye zarar ettirecek bir politikaya izin verilmemesi lazım. Yoksa perişan olacağız. Perişan olacağız. Çayı tüketeceğiz. O çay bizim boğazımızdan inerken bu çayı üreten kişinin kazandığını da biz bilmeliyiz. Dökülen alın terinin kadrini, kıymetini biz bilmeliyiz. Bunun yapılması lazım. Efendim, çay bahçeleri bölünüyor fındık bahçeleri gibi. Fındık ve çay için şunu da söyleyeyim. Bazı bölgeler vardır ki devletler açısından o bölgeler stratejiktir. Çay Rize için stratejik üründür. Çünkü çay dışında başka bir şey yok. Halkın büyük çoğunluğunun geçim kaynağı Rize'de, Artvin'de nedir? Geçim kaynağı çaydır, başka bir şey yok. Var ama balıkçılık, onun da mevsimi var. Dolayısıyla stratejikse burayla ilgili kararları uzun erimli almak zorundasın. O nedenle maliyet artı kar diyorum. Gübreden şikayet, gübre fiyatları çok arttı. Adam ne yapıyor? Gübreciye soruyor. Niye fiyatı artırdın? Diyor, dolar arttı kardeşim, ben bunu ham maddesini dışarıdan getiriyorum. Ben de zarar edemem. Ben zarar edersem gübre gelmeyecek. Gübre gelmezse başka bir şey olacak. Peki siyaset kurumu ne yapacak? O gübreyi biz Türkiye'de üretmeliyiz. Niye dışarıdan ithal ediyoruz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti gübre üretemiyor mu? Fabrika kuramıyor mu? Dışarıdan niye getiriyoruz? Eti, nohutu, mercimeği, canlı hayvanı niye dışarıdan getiriyoruz? Niye kendimiz üretmiyoruz? Değerli arkadaşlarım, Çaykur Genel Müdürlüğü de özel çay fabrikalarıyla kuru çay sözleşmesi yapabilmelidir. Kapasitem yetersizse alacaksın kardeşim taban fiyattan. Öbürü almıyorsa sen alacaksın. Öbür firmalarla çalışmıyorsa sözleşme yapacaksın. Kuru çay üretimini yapacaksın ve dağıtacaksın. Çay üreticilerini korumak için bir çay borsasının kurulması lazım. Çay borsası olması lazım. Bu borsa olduğu takdirde çay üreticilerinin birliği olacak, beraberliği olacak, ortak ses çıkaracaklar. Birlikte mücadele edecekler. Ziraat Odası'yla beraber olacaklar. Böyle bir borsanın ihtiyacı var. Ve Çaykur'un Türkiye Varlık Fonu'ndan çıkarılması lazım.
Diyeceksiniz ki ya Türkiye Varlık Fonu, bütün varlık orada, Çaykur'u niye çıkarıyorsunuz? Kim varlık fonuna girdiyse hangi kurum, tamamı zarar ediyor şimdi. Örnek mi? Çaykur'u vereyim size. Bakın değerli arkadaşlar. 2015 yılında Çaykur'un karı 22 milyon 700 bin lira karı var. 2016 yılında 82 milyon 100 milyon lira karı var. 2017 yılında varlık şirketine, varlık yönetim şirketine devrediliyor Çaykur. 2017'de bir yıl önce 82 milyon kar eden Çaykur 2017'de 267 milyon lira zarar ediyor. 2018 yılında 657 milyon lira zarar ediyor. 2019 yılında 635 milyon lira zarar ediyor. 2020 yılında 547 milyon zarar ediyor. Dönüp size şunu söyleyecekler: Çaykur'u kapatmamız lazım çünkü hep zarar ediyor. Ne olacak? Sizi teslim edecekler sadece özel sektöre. O nedenle Çaykur'un varlık fonundan kesinlikle süratle çıkarılması lazım. Eskiden kar eden Çaykur niye zarar ediyor? Niye zarar ediyor? Hangi gerekçeyle zarar ediyor? Kim batırdı Çaykur'u? Ve niye batırdılar Çaykur'u? Madem çay Rize için bir stratejik sektörse, Çaykur'u koruması gereken Çaykur da stratejik bir kurumdur. Böyle bakmadığınız takdirde Rize'yi ayağa kaldıramazsınız. Ve kısır politik tartışmaların ötesine çıkaramazsınız olayı. Ve en son değerli arkadaşlarım, bir çay kanunun çıkması lazım. Yeni bir çay kanunu. Bütün bunları dikkate alarak bir çay kanunu çıkması lazım. Bütün bunlar dikkate alınarak bir Çaykur teklifi hazırlandı. Hazırlayan kişi sizin hemşehriniz, ön sırada oturuyor. Sayın Mehmet Bekaroğlu, bizim diğer Artvin ve Trabzon milletvekillerimiz ve diğer milletvekilleri de imzaladılar. Haberi olmayan arkadaşlarımın bu Çaykur kanun teklifine bakmalarını isterim. Söylediğim bütün bu eleştirileri ve bütün önerileri kapsayacak şekilde. Ve her Rizeli demeli ki evet, bu kanun çıkmalı. Şunu söyleyebilirler: efendim CHP muhalefet bu kanun teklifini verdi, biz bunu kabul etmiyoruz. Ben bunu siyaseten de makul görebilirim. O zaman siz verin kardeşim, biz destek verelim. Sorun nedir? Sorun çözmektir. Var olan bir sorunu çözmemizdir. Bunu çözmemiz lazım. Aramızda muhtar arkadaşlarım var. Çay işini bir tarafa bırakıyorum. Düşüncelerimiz belli oldu. Bir sorunu nasıl çözeceğimiz konusunda ne kadar iyi dersimize çalıştığımızı bilmenizi isterim. 27,5 yılını devlete veren, 27,5 yılda vergi nasıl toplanır, para nasıl harcanır, israf nasıl önlenir, bütçe nasıl yapılır, 27,5 yılımı buna verdim devlette. O nedenle bir sorun var ki, sorunu çözmek için önce sorunu yaşayanlarla konuşmamız gerektiğini çok iyi bilen birisiyim. Sorunu yaşayanı dinlemezseniz sorunu çözemezsiniz. O nedenle Ekonomik Sosyal Konsey'den söz ettim. Ekonomik Sosyal Konsey'in eskiden 3 ayda bir toplanması lazım. 3 ayda bir. En son ne zaman toplandı? 5 Şubat 2009. Hangi yıldayız? 2021. Ekonomik Sosyal Konsey hiç toplandı mı? Hiç toplanmadı. Ve bu bir anayasal kurum aynı zamanda. Demek ki devlet iyi yönetilmiyor. Liyakatle yönetilmiyor. Adaletle yönetilmiyor. Soruna kilitlenmiyor. Sorunu çözme iradesi yok. Bir iktidar çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya kalırsa ülke sorunlarını çözemez. Tam aksine kendisi sorunların kaynağı olur. Muhtarlık kurumu bizim için çok değerlidir. Ve biz muhtarlığı demokrasinin temel taşı olarak adlandırırız. Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır.
Belki muhtar arkadaşlarım diyecekler ki, ya bu kadar milletvekili varken, bakanlar varken biz mi demokrasinin temel taşı olacağız? Evet. Niçin? Bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir muhtarlık seçimidir. Yani demokrasiyi eğer bir yerden başlatacaksak bu topraklarda, o ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. 1833 yılında. Demek ki muhtarlık kurumu bu kadar köklü bir kurum. Peki bugün siyaset kurumu muhtarlığa gerekli önemi veriyor mu? Bakın yine bir araştırma yaptık. 82 ayrı kanunda 354 maddede muhtar adı geçer. 82 ayrı kanun 354 maddede muhtar adı geçer. Ne siz bilirsiniz ne ben bilirim. Ama siz muhtarsınız. Ama bilmiyorsun. Bilemezsiniz zaten. Neden muhtarlığın tek bir kanunu yok? Bağımsız bir muhtarlık kanunu yok. Muhtarlar bütün görevlerini orada görebilseler, yetkilerini orada görebilseler. Bunun için bir kanun teklifi hazırladık gene. Bütün muhtar kuruluşlarına gönderdik. Dedik ki bizim eksiğimiz olabilir. Bir hatayı görmemiş olabiliriz. Bize bildirin, düzeltelim, ona göre teklifi verelim. Geldi görüşler, aldık, teklifi verdik. Birleşik oy pusulası. Seçime giriyoruz değil mi? Muhtarlarla ilgili birleşik oy pusulası yok. Girersiniz kabine, beğenmediğiniz muhtarın alırsınız şeyini, fotoğraflı seçim kağıdını alırsınız, cebinize koyarsınız, çıkarsınız. O muhtara oy vermek isteyen bakar ki yok, oy kağıdı yok orada. Sizin birleşik oy pusulanızın olması lazım. Bu seçime ciddiyet kazandırır. Orada bütün muhtarlar olmalı ve vatandaş o muhtarlardan kim istiyorsa onu seçmeli. Şimdi bir teklif hazırlıyorlar ya da bir çalışma yapıyorlar. Yerel yönetimlerle muhtar seçimlerini ayıralım birbirinden. Bu çok büyük yanlış. Hangi muhtar gidecek, ev ev dolaşacak, gelin oy kullanın diye. Sizin böyle bir mali gücünüz de yok. Sanki size bir, çok büyük bütçe tahsis edilmiş de siz bu sürede çalışacaksınız. Milleti sandığa getireceksiniz. Yerel seçimler, muhtar yerel seçimlerde önemli bir aktördür. Belediye başkanı da önemli bir aktördür. Buna karşıyız, bilginiz olsun. Sizler de böyle bir teklif gelirse buna karşı çıkın. Sizin bir muhtarlık eviniz yok. Niye yok arkadaşlar? Belediye başkanı var, küçük veya büyük. Bizim pek çok belediyemiz özel bir muhtarlık evi yapıyor. Bir girişi var, bir vatandaşın bekleme yeri var, bir kendi makamı var. Küçücük, makul, her şey, bilgisayar, her şeyi var. Herkes bilmeli ki burası muhtarlığa aittir. Kirada oturan muhtar biliyorum. Gece kondu gibi yerde oturan muhtar biliyorum. Bu neyin ayıbıdır? Demokrasinin ayıbıdır. Milletin oyuyla gelmişse onun asgari belli standartlarda bir yerde oturması lazım. Bu çok mu zor? Hayır efendim, çok zor değil. Çok basit bir şey. Bu yapılabilir. Yardımcı büro personeli. Sizin yok. Niye yok yardımcı büro personeli? Siz muhtarlığı kapatıp gittiğinizde orada bekleyecek kimse yok. Biz belediyelerimize şunu söyledik. Mümkün olursa her muhtarlığa bir yardımcı personel tahsis edin. Tahsis ettiler. Muhtar bir yere gittiği zaman yardımcı personel gelen vatandaşla ilgileniyor. Ama bu da yeterli mi? Hayır. Niye yeterli değil? Şunun için yeterli değil. Eğer yardımcı personeli belediye görevlendirirse muhtar belediye başkanını rahat eleştiremez. Eleştirirse bak personelimi geri çekiyorum der. O nedenle biz yasal olarak bir kişinin tahsis edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Ben bunu söylediğimde kıyamet koptu. Vay efendim, sen nasıl böyle dersin? Niye demeyeyim? 10 milyonu aşkın işsiz var ya. Her muhtarın yanında bir genç olsa, gelen vatandaşı karşılasa, dosyasına baksa, bilgisayarın daktilonun başında olsa,
talepleri alsa, yazsa, dosyaları sıralasa çok mu zor? Çok mu kötü olur? Köy tüzel kişiliklerinin yeniden sağlanması lazım. Ve köy tüzel kişiliklerinin mallarının tekrar iade edilmesi lazım. Muhtarlığın ayrıca bir bütçesinin olması lazım. Sizin bütçeniz yok. Niye yok? Mahallede muhtarlık yapıyorsunuz. O mahallede oturanlar emlak vergisi ödüyor mu? Ödüyor. Nereye ödüyor? Belediye ödüyor. E siz orada görev yapıyorsunuz. O mahallede toplanan emlak vergisinin %1'i muhtarlığın bütçesi olsa ayıp mı olur? Fakir fukara belediye başkanına ulaşamaz. Fakir fukara milletvekiline ulaşamaz. Fakir fukara bakana ulaşamaz, cumhurbaşkanına ulaşamaz. Fakir fukaranın en rahat ulaştığı kişi mahallenin veya köyün muhtarıdır. Bu böyle mi? Evet, böyledir. Bütçe demek aynı zamanda denetim demektir. O paranın doğru harcanması ve yerinde harcanması lazım. Diyelim ki sınavı kazandı. Nerede? Rize'de fakir bir ailenin çocuğu Trabzon'da sınavı kazandı. Otobüs parası bile yok. En rahat kime ulaşır? Muhtara ulaşır. Otobüs biletini gidiş dönüş alacaksınız. Git kardeşim, kaydını yap, gel diyeceksiniz. Bu ayıp mı? Ayıp değil. Doğru mu? Evet, doğrudur. Yine sosyal yardımlar dağıtılıyor. Sosyal yardımlar konusunda çok dertliyim. Şunun için dertliyim. Hiçbir sosyal devlet ve o devleti yöneten hiçbir hükümet insanların onuruyla oynamaz. Yani onun yoksulluğunu teşhir etmez. Yoksulluğu teşhir etmek ayıp bir şeydir. İnsanın onurunu zedelemektir. Bir mahallede veya bir köyde kim fakir? Bunu en iyi kim bilir? İki kişi. Mahallenin muhtarı veya mahallenin bakkalı. Bu ikisi bilir. Bakkalın yetkisi yok çünkü halk oyuyla seçilmedi. Muhtarın yetkisi var. Muhtar milletin temsilcisidir, mahallenin temsilcisidir. O zaman sosyal yardım yapacaksanız muhtar eliyle sosyal yardımları yapacaksınız. Muhtar aynı zamanda bir partiye angaje de değil, kendi adıyla çıkmıştır ve seçilmiştir. Böyle yapılması lazım. Başka bir şey daha değerli muhtar arkadaşlarım. Mahallenizle ilgili bir karar alınıyor belediye meclisinden. Sizin hiç haberiniz bile olmaz. Mahalleli gelir der ki ya bu belediye karar aldı, muhtarım nedir bu olay? Ne diyorsunuz? Benim de haberim yok. Sizin mahallenizle ilgili belediye meclisinde bir konu görüşülecekse muhtar mutlaka o toplantıya katılmalı, söz ve karar sahibi olmalı. Söz ve karar sahibi. Evet, bu doğrudur, teşekkür ederim, ben de destekliyorum. Hayır, bu yanlıştır, şu gerekçelerle yanlıştır diyebilmeli. Mahalleyle ilgili karar alıyorsunuz belediye olarak. O mahallenin seçtiği muhtarın haberi yok. Olmaz. O zaman demokraside bir aksama olur. O zaman biz muhtara gerekli önemi vermemiş oluruz. Onu tasfiye etmiş oluruz bir anlamda. Daha da önemlisi, muhtar arkadaşlarımın çoğu farkında bile değil. Muhtarlık bir kamu kuruluşu olarak adlandırılmıyor kanunda. O nedenle belediyeler muhtarlarla beraber proje geliştiremezler. Yasak çünkü. Peki muhtarlar bunu talep ediyor mu? Dedim ya, çoğunun haberi bile yok. Muhtarlığı bir kamu kurumu olarak adlandırmak lazım. Muhtarlık kurumunu yükseltmek lazım. Niye diyoruz demokrasinin temel taşı? Temel muhtardır. Onun üstüne demokrasi yükselir. O ne kadar güçlüyse temel, o bina o kadar sağlam olur. Efendim, muhtar kardeşlerime ödenek veriliyor. Maaş değil. Hasta olduğunuzda ödeneğiniz kesilir. İzinli olduğunuzda ödeneğiniz kesilir. Milletvekilinin kesiliyor mu? Hayır. Belediye başkanının? Hayır. Bakanın? Hayır. Cumhurbaşkanının? Hayır. E onlar da seçimle geldi. Şimdi bakanlar seçimle gelmiyor. E siz de seçimle geldiniz. Niye size maaş bağlanmıyor da ödenek veriliyor? Ve niye ödeneğiniz? İzin alıp ya, izin alıyorum. Bir ay izin aldım, 15 gün izin aldım. Ödeneğiniz kesiliyor. Niye kesiliyor? Kesilmemesi lazım.
Ödenek alırsanız kesilir, maaş alırsanız kesilmez. Belediye başkanı maaş alıyorsa, muhtar olarak seçildiniz, sizin de aylığınızın olması lazım. Ha çok yüksek çok diyor, o ayrı bir şey. Ama asgariden bir aylığınızın olması lazım. Efendim, her muhtarın önünde çok sayıda icra dosyası vardır. İcra tebligatı vardır daha doğrusu. Gelir, onu tebliğ edin diye. Anayasa der ki angarya yasaktır. Yani bedava iş yaptırmak yasaktır der. Tebligattan sizin yetkiniz var mı? Göreviniz var mı? Size diyorlar tebliğ edin. İyi de bunun karşılığını bana ödüyor musun? PTT'de memur tebliğ ederken aylık alıyor değil mi? Size aylık vermiyorlar. Bu da sizi haklı kılıyor. Ve bir de son olarak Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması lazım. Türkiye Belediyeler Birliği gibi Türkiye Muhtarlar Birliği'nin de kurulması lazım. Böylece biz demokrasimizi güçlendirmiş oluruz. Türkiye'de bugün yaşadığımız temel sorun demokrasinin büyük ölçüde zaafa uğramış olmasıdır. Demokrasiyi güçlendirmeyi temellerden başlayarak yukarıya doğru büyütmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, şimdi oturacağım buraya. Sizler soru soracaksınız. Sizden iki şey istiyorum. Bir, ya şu soruyu sorarsam acaba genel başkan üzülür mü? Hayır, üzülmem. Üzülmem. Sorun. İki, ya şu soru da genel başkana sorulur mu? Evet, sorulur. Bir helalleşme yapmak zorundayız. Oturup helalleşmemiz lazım. Siz bizi tanıyın, biz de sizi tanıyalım. Bugüne kadar helalleşmedik, bir araya gelmediysek kabahat sizin değil, kabahat bizim. Biz sizin gelip çayınızı içtik mi? Hayır. Derdinizi dinledik mi? Hayır. Oturduk Ankara'da tumturaklı laflar ettik ve dedi ki gelin bize oy verin. E niye versin vatandaş kardeşim? Sen derdiyle ilgilendin mi? Derdini çözdün mü? Onun için söylüyorum. Bir helalleşme dönemidir. Oturup konuşacağız. Memleketin gidişi iyi değil. Ben de biliyorum. Her bir vatandaşımız, hepiniz de biliyorsunuz. E sorunu çözecek kişiyi herhalde ithal etmeyeceğiz. Biz kendimiz çözeceğiz. Vatandaş olarak. Bir araya geleceğiz. Oturacağız, konuşacağız. Akıl akıldan üstündür. Devleti adaletle yöneteceğiz. Devletin dini nedir? Devletin dini adalettir. Devletin dili adalettir. Bizim partili, öbür partili, bu partili olmaz. Liyakatle yöneteceksin. İşi ehline vereceksiniz. İşi ehline vermezseniz devleti yönetemezsiniz. Benim adamım gelsin, öbür adam gelsin, öbürü gitsin. Muhtara bunu verme ama öbürü benim yandaşım, ona 5 maaş vereceğim birden. 6 maaş vereceğim. E yandaki komşu aç. Olmaz. Bu adaleti sağlayacağız. Onun için dedim, aklınıza gelen her soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz. Ve sizden şunu istiyorum. Soracağınız her soruya samimi cevap vereceğim. Öyle alttan alayım, yukarıdan alayım, oradan dolandırayım, buradan. Yok öyle bir şey. Açık ve net cevap vereceğim. Cam gibi. Baktığınızda göreceksiniz. Cam gibi olacak. Hepinize teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz.